Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına destek veren bildiriye attığı imzayı savundu. Geçen hafta çoğunluğu batılı ülkeler ve Japonya olmak üzere 22 ülke, Çin'in Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve 1 milyonun üzerinde Uygur Türk'ünü zorla alıkoyduğu toplama kamplarını derhal kapatmasını ve Uygurları da serbest bırakmasını isteyen bir mektuba imza atmıştı. Bir gün sonra aralarında Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkelerinin de bulunduğu 36 ülke Çin'e destek mektubuna imza atmıştı. Suudi Arabistan'ın BM daimi temsilcisi Abdullah El-Muallimi, New York'ta yaptığı açıklamada mektup sadece Çin'in gelişim politikalarından bahsediyor, başka hiçbir şeyle ilgili değil sözleriyle bildiriye attıkları imzayı savundu. Çin Savunma Bakanlığı, Çin'in Doğu Deniz yakınlarında tatbikat yapacağını duyurdu. Açıklamada tatbikatın ne zaman yapılacağı belirtilmezken, Tayvan meselesinin giderek ciddileştiği şu dönemde, ABD hükümetinin 8 Temmuz'da imzaladığı Tayvan'a 2 milyar dolar değerindeki mühimmat satma kararı, Çin'in sert tepki göstermesine neden oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ging Shuang, ABD'yi Tayvan'a silah satarak Çin'de iç savaş çıkarmayı hedeflemekle suçladı. Ayrıca Ging, Tayvan başkanının ABD'de 4 gün kalmasına da tepki gösterdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerine el koyduklarını açıkladı. Limana getirilen geminin evrakları kontrol edilene kadar burada kalacağı belirtildi. Tankerin ait olduğu şirket, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı, tankerle irtibatın kesildiğini doğruladı. İngiltere'ye ait petrol tankerinin İran limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi. Amerikan Washington Post gazetesine yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan iki yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatte 4'te yapılmasının planlandığı ifade edildi. Haberde toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede Başkan Donald Trump adına Türkiye hakkında ibaresinin yazılı olduğu belirtildi. Çin'in Hong Kong özel idare bölgesinde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı protestolarda yasama meclisini basan bir grup göstericinin Tayvan'a sığındığı iddia edildi. Hong Kong Free Press'in haberine göre iade yasasında değişiklik öngören tasarının tamamen iptal edilmesi için 1 Temmuz'da düzenlenen gösteriler sırasında yasama meclisini basan ve maddi hasara yol açan 30'dan fazla gösterici adil olmayan kovuşturma endişesi nedeniyle Tayvan'a kaçtı. Haberde Tayvan'a ulaşan protestoculardan çoğunun öğrenci olduğu ve bazılarının Tayvan'dan uzun süreli vize ya da iltica talep etmeyi planladığı aktarıldı.